Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bal kabağıyla çok basit, çok lezzetli, sütlü, harika bir tatlı tarifi vereceğim. İrice doğradığımız yaklaşık yarım kilo bal kabağının üzerine yarım su bardağı toz şeker, bir adet çubuk tarçın, 2-3 adet karanfil ve en son olarak da yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz, kapağını kapatıyoruz ve yaklaşık 35-40 dakika bal kabakları yumuşayana kadar pişiriyoruz. Kabaklar yeterince pişti. Çatalla kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi iyice yumuşamış. Artık ocağın altını kapatıyoruz ve ılımaya bırakıyoruz. İçindeki çubuk tarçını ve karanfilleri alıyoruz. Çatal yardımıyla iyice eziyoruz. Veya siz isterseniz rondodan da geçirebilirsiniz, daha pürüzsüz bir halde olsun istiyorsanız. Kıvamı gördüğünüz gibi harika oldu. Artık bal kabağı püremizi soğumaya bırakabiliriz. Tatlımızın muhallebisi için yarım kilo sütü tencereye alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı toz şeker, bir adet yumurtanın sarısı, 1,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 paket vanilya ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Ocağın altını açıyoruz ve koyulaşana kadar yaklaşık 4-5 dakika karıştırarak pişiriyoruz. Muhallebimiz yeterince koyulaştı. Şimdi ocağın altını kısıyoruz ve yaklaşık 2-3 dakika daha pişiriyoruz. Ocağın altını kapatıyoruz ve pişen muhallebimizi ılımaya bırakıyoruz. 1 paket burçak bisküviyi rondoya alıyoruz ve un haline gelene kadar çekiyoruz. Siz isterseniz burçak bisküvi yerine petibör bisküvi, cici bebe veya herhangi istediğiniz bir bisküvi türünü kullanabilirsiniz. Ilımış olan muhallebimizin üzerine yarım paket krema ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Servisi yapacağımız kase ya da bardağa önce 2 yemek kaşığı un haline getirdiğimiz burçak bisküviden yerleştiriyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı bal kabağı püresinden ekliyoruz ve kaşık yardımıyla düzlüyoruz. Eğer sizin sunum bardaklarınız ya da kaseleriniz daha büyükse miktarları artırabilirsiniz. Şimdi üzerine yeteri miktarda muhallebiden dolduruyoruz ve kaşıkla düzlüyoruz. Hazırladıklarımız bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz ve bardaklarımıza dolduruyoruz. İrice dövülmüş yarım su bardağı cevizle üzerlerini süslüyoruz. Tatlılarımızı servis etmeden önce en az 3-4 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Şimdi tatlımızın tadına bakmak istiyorum. Yeterince buzdolabında dinlendirdiğimiz muhallebili, bisküvili, bal kabaklı, çok hafif, çok lezzetli ve muhteşem bir tatlı oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.